Doğan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdem. Kusura bakmayın, beklettim kapıda evet, biraz. Evet, ne oldu? Geç geldim şeyden. Dışarıda mıydın? Kapıyı kapatmayı unuttum da o yüzden kapıyı kapatıyordum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Açık mutfak. Hoş geldiniz. Evet, hoş Amerikan bulduk. Mutfak. Nasıl geçti? Güzel geçti. Masa güzel. Hemen koyayım şunu, gel geliyorum. Gel bakayım, gel açık mutfak. Ayva tatlısı burada. Allah'ım, kim İranlı, kim İranlı? Benim eşim İranlı. Ha. Oradan İranlı, mı İran yemekleri oradan geliyor? Oradan İran yemeklerini misafirlerimize tattırmak istedim. Çok güzel. Eşinin adı ne, burada mı? Eşim çıktılar biraz önce. Çıktı mı? Evet, çocuk biraz huysuzluk yaptı. Gezdirmeye çıkarttılar. Kaç yaşında çocuk? 2 yaşında oğlum var. Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkürler. Eşinin adı ne? Eşim Somaye. Somaye. Ne zaman evlendiniz? Somaye 5,5-6 yıl oldu. Yeni evlisiniz de. Nerede tanıştınız? Valla nerede tanıştık? İstanbul'da tanıştık. Pendik'te tanıştık. Dil okulunda tanıştık. Ben görü görmez aşık olduk ama bir yıl birlikte arkadaşlığımız oldu. Birbirimizi tanıdık, evlilik kararı aldık. Ne güzel. Allah bir ömür boyu sürdürsün inşallah. Amin, cümlemizin. Ben buradan İran'dan bizi izleyen herkese kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Benim de İranlı çok sevdiğim arkadaşlar. İranlı kadınlar da güzeldir. Güzel oluyor. Ben de. Yemekleri de güzel olur. Ben de Pers kızı aldım. Pers İmparatorluğundan gittim. Ve yemekler aldım. De. Sambuseler falan filan. Sambuseler, fesencunlar. Fesencunlar. Safranlı İran pilavları. Oh gelsin. Sana birisi bir şey dediği zaman diyecek, sen fesencun yedin mi kardeşim tabii diyeceksin. Tabii ki, kesinlikle, kesinlikle. Yani bir de büyük final bugün. Bir de büyük final. Büyük finale yarış. Ben menünü kesinlikle beğendim. Teşekkür ederim. Valla guacamole falan arada bir şeyler kaçmış de, ama. Guacamole de güzel. Bir şey gideyim dedim ya, oradan bir geçeyim. Geçtik. Sağ pahalıya gideyim dedim. En son Osmanlı'da kapatıyoruz olayı. Şimdi Türkiye'ye geldik. Türkiye'den çıktık. Türkiye'ye geri geldik. Tekrar başlangıç Türk. Kapanış Türk. Okey. Peki 15 bin TL'yi ne yapacaksın? Bugün büyük final bu evde birazdan şampiyon evet, çıkacak. Şöyle söyleyeyim. 15 bin TL'yi iki parçada kullanacağım. Evet. Eşimin ufak bir ameliyatı olacak. Onu da kullanacağım. Kalanıyla da kendimi ödüllendireceğim. Bir elektronik eşya alacağım. Elektronik eşya zaten anladım ben. O zaten ne kadar oldu? Evet. Yok ya, küçük. O çok pahalılardan değil. Bana kalan o küçüklerden alacağım. Anladım. Mesaj yerine gitmiştin. Eşim de acil falan diyelim. Ederim. Her şeyin hazır herhalde. Her şeyim hazır. Sembuseler burada. Sembuseler burada. Börekten benimki kızarmış. Şu benimki biraz dağıldı çünkü. Sen onu kimseye verme. Kendime alacağım zaten onu. Sen onu kendin alacaktın. Kendime bir de tersini çevir. Evet, evet. Tarih sorduran çorba. Tarih sorduran çorbası. Acep nedir? Yani dur, içince göreceğiz. İçince o zaman göreceksiniz. Geçelim. Buyurun efendim. Yarışmacılar da gelmişlerdir. Evet. Masam da tamam. Masam da ekibe tamam. De merhabalar. Burada mı eşi? Evet, eşim burada. Ay çok güzel. Ya ondan önce misafirleriniz gelmeden önce izniniz olursa şöyle küçük bir... Nereye gitti? Adam gitti. Size küçük bir... Hediyem olacak, pardon. Çok özür dilerim. Nedir bu o? İran masa örtüsü. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Ne kadar zarifsin. Bu da ben çok değer verdiğim çizme kişilere... Çizme mi yaptırdın bana? Çok teşekkür ederim. Uzun şöyle vereyim. Bu, çok severim. Deve derisine bir ressam eliyle resim yapıyor. Şaka yapıyorsun. Tutsana şu ucundan da gösterelim herkese. Çok güzel. Deve derisi evet, bu. Evet, burada da imzası var dur zaten. Şöyle aç. Kendisi imza yapmış. Kim, ismi ne? İsmini bilmiyorum. Yani ben tanımıyorum ama. Sen tanımıyorsun. Ben çok beğendim gittiğimde. Vallahi hep geziyorum. Kim, nereden aldın dedim bunu? Bu Leyla ile Mecnun'un fotoğrafı. İran'dan mı aldın? İran'dan tabii. İran'dan aldım. Vallahi ne güzel bir saat. Çok teşekkür, çok özel. Teşekkür ederim. Yapanın da eline emeğine sağlık. Evet. Bayıldım. Yani, ben böyle misafirlerim. Otantik, traditional şeyleri çok severim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdem Bey. Merhabalar, merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür, çok şıksınız. Teşekkür ederim, siz de öyle. Hoş geldiniz. Şunu vereyim ben. Güzelliğe bak. Teşekkür ederim. İyiyim yüzlü. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Herkes pek şık, pek hoş. Ben de çok şıksınız. Evet, çok mersi, teşekkür ederim. Evet, gelin bakalım hanımlar, beyler. Son kez buluşuyoruz. Tadını çıkaralım bugünün. Evet, çok artık üzülüyorum. Bir daha birbirimizi görür müyüz, görmez miyiz? Allah bilir. İnşallah görürüz. Evet. Çok sevdim herkesi ben. Gerçekten mi? Onlar evet, seni çok sevmişler. Çok ben de sizleri evet, çok sevdim. Erdem? Şimdi geliyorum, mumlarımı hemen yakayım. Bütün misafirlerim geldikten sonra yakayım istedim. Tamam, yaksın da yak. Yakayım ben eğer şeyse ondan sonra. Masaya bakın siz de o esnada. Nasıl buldunuz Erdem'in masası? Güzel. Erdem's Table. Masa güzel. Erdem Bey de benim gibi tek servis açmış sanıyorum. Çift servis. Evet. Evet, ama ben de fark ettim ilk oturduğumda. Erdem Bey, yetiştirebildiniz mi ya da benim gibi ufak tefek
sıkıntılar yaşadınız mı mutfakta? Yetiştirdim aslında. Bütün menümü yetiştirdim. Evet. Sıkıntılar tabii ki heyecandan kaynaklı. Hep böyle elimiz ayağımız karıştı biraz. O heyecan değil mi? O heyecan ya, çok güzel. Evet. Ama heyecan da lazım ya. Siz insanı. Bana üzülmediğinizi söylemiştiniz vallahi 3,5 ama... kilo falan vermişimdir herhalde. Yani güzel. Evet. Herkes yani yaradı kilo işte. Kilo vermek isteyen herkes yemekte izliyordu. Bence en fazla 100 gram verdiniz. Çünkü çok zorlayacak bir menü yok, değildi sizin menünüzü. Yok, zor bir menüydü gerçekten arkadaşlar. Yani... Şimdi yiyelim, lezzetleri de göreceksiniz. Çok evet, beğeneceğinize evet. Ben inanıyorum. Eşi İranlıymış bu arada. Fark ettim zaten o yüzden ya. İran yemekleri yapmışsınız. Kendinizin bir düşüncesi yoktu sanırım. Eşinizden feyiz aldınız. Başka yarışmacımız yok ki bizim. Kim o? Ha pidelerimiz geldi. Teşekkür ederim. Ben pide söylemiştim. İftara yakın pide gönderir misiniz pide demiştim. Pidelerimiz sıcak sıcak geldi. Evet. Ben de beklemiyorum şaşırdım. Ekmek işine mi girmiş pide işi? Güzel, güzel iş. Aa sıcacık pideler de. Şimdi önce iftarlıkları evet, ben koyayım. Pideler sıcak olsun diye sen de dün getirtmiştin. Ramazan... Gerçi kimse de yemedi iyi şu pidelerden evet. Yahu. Ramazan sofralarının olmazsa, olmazsa olmazı. Annemler evet. Bizi gönderdi küçükken giderdik. Kuyruk olurdu. Evet. Daha çıkmamıştı ama son 10 dakika böyle gider sıcak, alırdık. Sıcak. Yolda yememek için de orucumuzu açmamak için de zor tadı. Bazen kuzenim beni kandırırdı. Okundu diye yerdim. Daha okunmamış diye ağlardım falan böyle. Alper'cim selamlar. Ben çok beğendim tabakların rengini falan. Ne güzel değil mi? Güzel. Ben de beğendim ama uyumlu. Biraz yamuk duruyor hepsi. Dikkat ettim de. Öyle yamuk mi? Falan koymuş. Peçeteyi de aynı şekilde ters koymuş. Öyle mi? Çatallar orada durmuş. Herhalde yedeklere yetiştiremedin mi ikinci servisleri? Onun için oraya koydun. Yoksa hani öyle bir şıklık olsun diye mi masada, acaba? Masada ikinci servislerin masada... Çatal olarak ben servisleri koymadım. İsteyen olursa böyle el değmeden sizler de takdim edeceğim kendimi. Ama zaten diğerlerine el değmiş yani hazır olması bence daha iyi olur. Ya masada ben çok fazla yer kaplısını istemedim. Masada çıktı zaten duracağına masa inanıyordum. Ötüsü de yok. Ben getir okulacak birazdan. Evet sen nasıl buldun masayı? Masa güzel. Gayet şık. Temiz, düzenli duruyor. Sulardı. Sadece bence o çatallar orada olmasaydı, servisimizde olsaydı daha iyi olurdu. Böyle servis yapanlar da orada herhalde öyle. Ben şöyle hemen... Ben de düşündüm. Masa örtüsü sermeyecektim. Çünkü ben masamı seviyorum. Benim masam da güzel. Bu şekilde evet. De seviyorum ama bir şey derler diye masa örtüsü... Nü de sermiştim ama bugün masa örtüsü göremedim. Evet, masa örtüsü, benim için bu masaya masa bu masaya örtüsü olmaz. Olmuyor. Şu mermer gözükmeli. Evet, evet. Bu tür masalarda işte granitlerde, mermerlerde bir o masayı görürüz. Örtü bunun bütün şeyini özelini alıp götürür. Bir de oval bir masa. Evet. Şimdi buna ölçüsü falan gerçi mutlaka vardır evinde de. Belki programa uygun şık bir şey yoktur. Gündelik bir örtüsü vardır falandır filandır. Bence güzel. Okundu mu? Ezan okumuş arkadaşlar. Yani hadi Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Ben de... Siz benim bardağınızı ben şundan içeyim. Pardon. Lulayla Hanım, ben dün çift servis açmamıştım ama benim bıçaklarım da kenardaydı. Tabii ben dün çok panik yaptığım için paniğime yenik düştüm. Hmm. Çok da eleştiri aldım bu konuda. Evet. Ama Erdem Bey evet incelik düşünmüş bu şekilde kullanmak istediğini belirtti ama keşke koysaydı. Hani benim masama o kadar yorum yapıp eleştirdikten sonra bu şekilde yapması bence hoş olmadı. Evet ince bir davranış ama hoş olmadı. Ya masada arkadaşlar masada çatal var zaten. Nerede durduğu çok önemli mi Allah önemli. Aşkına? Tabii ki önemli. Tabii ki önemli. Yani siz bunu ikinci servis olarak düşünmüşsünüz ki dün beni çok evet. Eleştirdiniz. İnce bir davranış, ince bir düşünce ama keşke koysaydınız. Kesinlikle ben de hazır bir şekilde önünüze koymuştum yani kenara köşeye koymamıştım. Çatalları böyle kenaraya koymuş ama bence onun bıçakları eksikti. İkinci bir bıçak da yoktu zaten masada. Çift servis açılmamıştı. Masa düzeni normaldi. Benim masam gibi değildi. Benim çatalı yine eksikti. Ters dönmüştü ayrıca. Benimkinden daha kötüydü. Tarif sorduran çorba. Şöyle kim soracak edeyim. Tarifi çok hanım merak ediyorum. Bize çok heyecanlı. Peçeten yani benim yemek menümdeki isimlere çok takmıştınız Erdem evet. Bey. Sizin de merak edilen bir isminiz olmuş çorbanızda. Bakacağız sorduran. Nasıl? Soracağız yani, İçtikten sonra. İçtikten soruyoruz şu anda. Özellikle Yusuf merak ediyordu. Ben çok merak İçtikten ediyorum. İçtikten sonra şey yapabilirsiniz. Mülkiye Hanım. Ya biraz da çabuk olur musunuz? Çünkü acıktık biz. İftar açmamız gerekiyor. İftarlıktan bir orucunu açarsanız hemen arkadaşlar dün benim servislerim de biraz evet gecikti. Ben sunumlarımı yapmak istedim ve paniğime dediğim gibi çok tarif yenildim. Mutfakta çok sana. Aksilikler yaşadım. Çorbamın adı orijinaldi. Orijinalliğini bozmadan sundum getirdim ama tarif sorduran çorbanın içeriğinde ne olduğunu bilmiyoruz. Tadınca tabii ki anlayacağız ama... Keşke orijinaline yakın bir isim kullanarak yani ya da orijinal ismini kullansaydı. Hani şu anda ne tadacağımı bilmiyorum. Önüme ne gelecek onu da bilmiyorum. Tattıktan sonra anlayacağım.
Gelecek görüntü olarak yani ama, görüntü olarak evet, ama içerisinde şey. Sebze mi? Ey tadalım baklagil görelim. Baklagil ağırlıklı mı bakacağız. Beşamel sosa benziyor. Şöyle biraz. Şöyle koyayım.